Herkese merhabalar. 7'den 8'e kampımıza başlıyoruz. LGS 2025 karşımıza geldiğinde arkadaşlar sayısal ve sözel bölüm var. Bize ilk başta sözel bölüm verecekler. Sözel bölümde de ilk başta Türkçe dersi olacak. Türkçenin de ilk konusu, ilk sorusu eğer A kitapçıya gelirse muhtemelen sözcükte anlam konusu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ilk konumuz LGS'de sözcükte anlam olacak. Biz de o yüzden bugün sizlerle birlikte 7'den 8'e giden yolculuğumuzda, hayallerimizdeki liseye giden yolculuğumuzda, 2025 LGS yolculuğumuzda, 2011 tayfa ile birlikte 7'den 8'e kampına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Elhan'ım benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugünkü yolculuğumuz arkadaşlar bizim en büyük yardımcımız tabii ki de LGS'de geçmiş yıllarda çıkmış sorular ve bu sorulara uygun hazırladığımız kaynaklar olacak. Yani biz sizlere konuları çok güzel anlatacağız. Videolarımızı zaten 7'den 8'e programımızdan çok güzel takip edeceğiz. Ve bugünkü videomuzda da hangi konu LGS'de nasıl gelmiş? Bakın tek tek her bir derse yıl yıl her birini çıkardık. Mesela diyelim ki şöyle göstereyim. Sözcükte anlamda 2018'de hangi soru gelmiş? 2019'da, 2020'de, 2021'de, 2022'de her birini tek tek inceledik. 2024'de de baktık. Sizler bu sene 2025 LGS öğrencileri olarak, 2011 tayfa olarak geçmiş yıllardaki tüm soru tarzlarını görecek ve 2025'te çıkabilecek her soruya hazır olacaksınız. O yüzden şimdi emniyet kemerlerinizi bağlayın, arkanıza yaslanın, uçuşa geçiyoruz arkadaşlar ve 7'den 8'e kampımıza başlıyoruz. Geçen seneki Türkiye birincilerimizden Furkan Ege de zaten 7'den 8'e kampıyla çalışmaya başladım diyor ve sonrasında paragraf soruları çözüm diyor. Dolayısıyla paragraf soruları da çok çok değerli. Bu tatilde bol bol paragraf sorusu ödevimiz olacak ve biz 7'den 8'e setimizin içerisindeki 7'den 8'e kitabımıza da bol bol paragraf sorularına yer verdik. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte LGS Sözel'in her geçen yıl net ortalaması azalan dersi Türkçenin en önemli konularından biriyle sözcükte anlamla başlıyoruz. Bakın inkılapta artışlar azalışlar olabiliyor. Artışlar azalışlar olabiliyor. Ama Türkçe'de bakın 11.75, 10, 9.41, 9.22 biraz artmış, 9.99 olmuş. Ama 2024'te yeniden azalacağını düşünüyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı çok kitap okuyan, paragraf soruları çözen, Türkçe'ye önem veren öğrencilerin Türkiye'nin en iyi liselerine girmesini istiyor. Dolayısıyla Türkçe gerçekten çok çok önemli bir ders arkadaşlar. Ve Türkçe'ye baktığımızda Türkçe'nin temelini anlam bilgisi oluşturuyor. Anlam bilgisi, dil bilgisi, yazım ve noktalama. Yazım ve noktalamadan birer soru geliyor. Dil bilgisinden de en az 2-3 soru geliyor. Ancak anlam bilgisi sınavın en önemli kısmı. Bakın şimdi. Geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda, mesela 2024'e baktığımızda, LGS 2024 nerede? Hemen kitapçığımız burada. Geçen sene sözcükte anlamda ilk 2 soru karşımıza geldi. Bakın 2 soru gelecek diyorduk ve 2 soru geldi. Bunlardan bir tanesi bırakmak sözcüğü bu cümlelerde hangi anlamıyla kullanılmıştır diyordu. Ki bizim kitaplarımızda birebir bırakmak sözcüğüyle alakalı soru vardı. Diğer soruda ise deyimin hangi ifadeyle ilişkilendirilebileceği soruluyordu. Dolayısıyla bu 2 soru çok değerliydi. Bu 2 soruyu kaçırmamamız gerekiyor. Bu senede inşallah hiçbir soruyu kaçırmayacağız. Niye? Çünkü nasıl başlarsak öyle gider. Sözcükte anlamda çok güzel bir başlangıç yapacağız. Cümlede anlam, parça anlatım, parça yapı, sözel mantık, tablo grafik, görsel yorumlama. Bunların tamamı bakın 2, 3 daha 5, 5, 4 daha 9, 1 daha 10, 13 soru. Yazım noktalamayı eklediğimiz zaman 15 soru çok çok değerli arkadaşlar. Ve bunlar da bizim 7'den 8'e kitabımızın içerisinde var. Yani 7'den 8'e kitabımızın içerisinde 5, 6, 7. sınıfta gördüğümüz ve 8'de LGS'de de karşımıza çıkacak olan bu konuları güzel bir şekilde tekrar ettik. Oradan da ödevlerimizi vereceğiz. Şimdi bugün sözcükte anlama bakacağız. Ardından diğer konuları bitire bunları da hızlı bir şekilde bitirip LGS Türkçe'de daha çok paragraf çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü dil bilgisinden hiç korkmanıza gerek yok. Ama bilhassa anlama dayalı olan şu kısım, parçada anlam, parça anlatım, sözel mantık, bu sene sormadılar, tablo grafik, görsel yorumlama önemli konular arkadaşlar. Şu tablo grafik, görsel yorumlama ile alakalı çözeceğimiz sorular çok çok önemli. Hatta göstereyim bakın, 7'den 8'e kitabımıza da bu konuyla alakalı gerektiği kadar test vermeye çalıştık. Tablo grafik, görsel yorumlama test 14'te, test 15'te, hep sözel mantık test 16'da, 17'de hep karşımıza geliyor. Şimdi bunlar çok değerli çalışmalar arkadaşlar. Neden? Çünkü LGS'de herkes çalışıyor ama ardından bazı sorularda öğrenciler yıkılıyor. Bazı sorularda gerilerde kalıyor. Dolayısıyla biz bunların önlemini şimdiden erkenden yola çıkarak aldığımızda inşallah LGS yolculuğumuzda her zaman bir adım önde olacağız arkadaşlar. Bugünkü konularımızın başında sözcükte anlam var dedik. 5, 6, 7'de görmüştük. 8'de de karşımıza çıkıyor. Tablo grafik, görsel yorumlama, cümlede anlam, parçada yapı, parça anlam, parça anlatım, yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri, söz sanatları, bunlar bütün sınıflarda gösterilen konular. Fiilimsi bu sene öğreneceğiz. Cümlenin ögelerini bu sene öğreneceğiz. Cümle türlerini, fiil çatısını geçen sene
belli bir kısmını gördüğümüz anlatım bozukluğunu bu senede göreceğiz. Ve inşallah LGS yolculuğumuza başarılı olacağız. Şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Ve mükemmel bir şekilde 7'den 8'e kampına başlıyoruz. Ve aynı zamanda paragraf fons, paragraf fon, günde 15 paragraf gibi paragraf kitaplarından da bol bol paragraf sorusu çözmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o zaman hadi bakalım intromuz girsin. Ardından da mükemmel bir şekilde sözcükte anlam konusuna başlayalım. Ve bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Şimdi peki bugünkü biz videomuzu ne yapacağız? Bugünkü dersimiz beraber önce bilmemiz gerekenlerin ne olduğunu söyleyeceğiz ama anlatmayacağız. Çünkü sınavda nasıl geldiğini söyleyeceğim size. Sonra da LGS'de nasıl gelire bakacağız. Sonrası bilmemiz gerekenleri bir daha tekrar edeceğiz. Direkt sınav odaklı mı hocam? Evet. Mesela normalde kitapları açtığınızda, videoları açtığınızda hep şöyle şeyler. Gerçek anlam, mecaz anlam, somut, soyut, nicel, nitel, terimiz... Bunları bilmemiz gerekiyor. Niye? Soru çözerken, okul yazılarımızda veya ne olur ne olmaz diye işimizi sağlam almak için bunların ne olduğunu birazdan size anlatacağım. Ama LGS'de nasıl geliyor? İsterseniz önce onlara bakalım. Bütün sözcükte anlam sorularını tek tek irdeledik. O yüzden de şimdi dikkatli arkanızı yaslanın arkadaşlar. Şimdi 2023 LGS'de geçen sene mesela bize numaralandırıcı kelimeler verildi. Ve bu parça numaralanmış boşluklara düşüncenin akışına göre hangisi getirmeli şeklinde sorular geldi. Bu nasıl olduğunu birazdan size göstereceğim. Kelime bilgisi mi hocam bunlar? Kelime bilgisi direkt. Veyahut da mesela şöyle kelimeler sordu 2023 LGS'de. Rağbet gören beğenilen mi demek? Ya da köşe taşlarından çok önemli mi demek? Ya da sizi gösterilecek ayrıntılı mı demek? Doğru cevabı buraya yazmıyorum ama bunların anlamını arkadaşlar... Şöyle diyebilirsiniz. Ya köşe taşı çok önemli demek olmayabilir. Rağbet ne demek hocam? Rağbet gören yani mesela şu anda 7'den 8'e kampımız rağbet görüyor. Çok beğeniliyor. Şu anda bu videoyu birçok arkadaş beğendi. Yani bize rağbet 2500 kişiyiz hocam. Harika. Bize rağbet gösteriyorlar. Yani bizi beğeniyorlar. Bu kelimelerin anlamını biz nereden bileceğiz hocam? Biz bunlarla alakalı kelimeler, sorular nasıl bulacağız derseniz yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bol bol soru çözeceğiz ve sorularda takıldığımız zaman TDK'nin sözlüğüne bakacağız. TDK'nin sözlüğü ne yazıyor biliyor musunuz? Köşe taşlarından çok önemli yazıyor. Köşe taşı çok önemli yazıyor. Direkt Milli Eğitim Bakanlığı eğer öğrencilere itiraz ederse diye bu kelimeleri TDK'nin sözlüğünden alıyor. Veya bak sözlük mü ezberleyeceğiz? Sözlük ezberlemeyeceğiz. Soru yanlış yapınca hani sen mesela dedin ki İngilizce'de kelimeleri öğrenemediğin zaman ne yapıyorsun? Hemen dictionary sözlüğü açıyorsun bakıyorsun öyle değil mi? Türkçe'de biz sözlük kullanmıyoruz. Ya her şeyi ben biliyorum kardeşim. Ben zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ya diyorsun. Halbuki köşe taşının anlamını eğer sen bilemiyorsan sözlüğe bakmayı... Ben bilmiyorum hocam. Bu durumda TD bak başka X, Y, Z, T değil. TDK'nin sözüne yazan ifadeleri soruyor. Türk Dil Kurumu. Aynen. Türk Dil Kurumu'nun sözüne yazan ifadeleri soruyor. Millet Bakanlığı buna bakacağız. Veyahut da 2022 LGS'ye gidiyoruz. Demiş ki altı çizili söz cümleye belli bir sıra gözetmeksizin anlamı katmıştır diyor. Cümleleri almadık buraya ama orada burada, orasından burasından, oradan oraya, orasında burasında ifadelerinden hangisi sence belli bir sıra gözetmeksizin anlamı verir Tonguç Elad'ım benim? Bunlardan buysa hocam orasından burasından. Evet orasından burasından. Yani burada orasından burasından belli bir sıra gözetmeksizin anlamı geldiğini zaten sen... Cümleleri okumasan bile yakalayabiliyorsun. Ama cümleleri okuduğumuzda çok daha başarılı olacağız. Ya da diyor ki yine 2022 LGS'i. Böyle uzun bir paragraf veriyor. Böyle çok uzun bir paragraf. Buradakinden daha uzun bir paragraf. Bulanık düşüncelerini berraklaştırmıştır diyor. Sonra bulanık düşüncelerini berraklaştırmıştır altını çiziyor. Altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisi değildir diyor. Bak, altını çizer misiniz hocam? Hemen altını çizelim. Bulanık düşüncelerini berraklaştırmıştır. Bu altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisi değildir diyor. Zaten olumsuz soru köklerinde şuna dikkat çekin. Of çok kafam karıştı. Burada diyecek sana. Bulanık düşünce ben ne olabilir? Bu tarz sorularda yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Soyut ifadeler veriyorlar size. Bulanık düşünceyi bırakın. Sonra bunu somutlaştırman gerekecek. Mesela diyelim ki ben sana desem ki işte yaptığı hatadan dolayı yüzü kızardı desem. Şimdi yüzü kızarmak. Yüzü kızarmak ne demek? Yüzü kırmızılaşıyor. İnsanın yüzü ne zaman kırmızılaşır? Bak soyut bir ifade. Utanınca. Utanınca diyorsun ve somutlaşmış oluyor. Burada da aynı şekilde bak. Bulanığı berraklaştırıyorsun. Düşünceni bu. Kuşkudan kurtarmak, aydınlığa kavuşturmak. Yani anlamaya başlıyorsun. Karanlık bir ilk başta, bulanık böyle bir anda aydınlık oluyor. Veyahut da tereddütlerin var. Ya acaba diyorsun böyle bulanık. Sonra bir anda berraklaşıyor. Buna benzer anlamları, burada cevap Denizli'ydi. Bunların bu anlama geldiğini soyutu somuta dönüştürerek. Yani soyut zihninde böyle hayali duran şeyi onu hemen somutlaştırman gerekecek ki daha rahat anlayabilirsin Tonguç Elalmen. Bununla alakalı soru çözeceğiz. Bakın hiç gerçek anlam mecazi anlam çıktı mı? Hiç terim anlam hangisidir? Hangisi eş anlamlıdır? Böyle bir şey sormuyor. Senden hiç böyle bir şey sormuyor. Böyle şey sormuyor. Soru çözerek anlamını bilmeni istiyor. Bak başka bir sorum. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Vurmak sözcüğü 2021 LGS'deyiz. Vurmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisi olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanılmış oluyor. Ayağını vurmak. Ayağını vurmak. Burada mesela ayağını şöyle
diye vuruyorsun. Bu olum, ayağımı vurdum olumsuz yönde etkilendi. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey demeyiz. Sokağın gürültüsü vuruyordu. Bak bu da sokağın gürültüsü geliyordu gibi. Yeni yolun çalışması, yeni yolun açılması özür dilerim. Benzinlikleri vurdu. Yani yeni yol açılınca ne oluyor? Oradaki benzinlikler olumsuz yönde etkileniyor. Niye? Şöyle düşün. Şurada benzinlikler var. Buradan da bir yol geçiyor. Ama o yolu değiştirdikleri zaman oradaki benzinlikler ne olacak? Artık oradan müşteriler, yeni yolcular geçmeyeceği için olumsuz yönde etkileyecek anlamını yakalaman gerekiyor. Ya da yorgunluğu yüzüne vurmuş. Yorgunluğu yüzüne vurmak ifadelerinin anlamını yakalayacağız. Burada da cevap C'ydi. Birbirine karışmak, bir bütün halinde aynı noktada buluşmak anlamına geldiğini biliyoruz. Ama tabii doğru cevabı burada vermedik. Sizler çözümünüzü göreceksiniz. Ya da bak bu soruda hiç sorunun paragrafını okumana gerek yok. Kocaman paragraf vardı yine Milli Eğitim Bakanlığı sorusunda. Sence bunlardan hangisi farklı sormuş Helal benim? Çünkü ancak halbuki oysa. Bunlar hangisi, hangisi çünkü farklı? Niye? Bak şimdi. Halbuki oysa ancak hep aynı şey. Hepsi ama anlamına geliyor bak. Ama yani halbuki oysa ama yani fakat ancak ama anlamına geliyor. Mesela Tonguç çok çalışkandı ama işte hep oyun oynuyordu. Tonguç çok çalışkandır ve Tonguç çok zekidir. Oysa işte hep geziyor. İşte Tonguç çok zekidir ancak fazla ders çalışmıyor. Bunlar böyle aynı anlamı katıyor. Ama çünkü bir anda açıklama neden sonuç bildirdiği için burada metni okumasan bile soruda yakalayabiliyordunuz. Dolayısıyla bakın burada gerçek anlam, mecazi anlam, sesteş, eş sesli bunları bilmekten ziyade bunları günlük hayatta kullanırken ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ya da aynı şekilde azim, kararlılık mı demektir? Suret yoluyla mı? İftihar ettiği kıvanç duymak anlamına mı geliyor? Ya da tedirgin etmek kelimesi, duygulandırmak kelimesi, değinmek kelimesi, dokunmak anlamına geldi. Yani çok anlamlı soruyorlar. Şimdi bak, evraklara dokunmamak yani veyahut da dokunmayın keyif yerinde değil. Yani onu böyle tedirgin etmeyin. Bu konuya dokunduklarını, bu konuya değindiklerini, şiirin ona dokunduğunu, duygulandırdığını bak. Burada yerine koyma yöntemini uygulayacağız arkadaşlar. Yerine koyma yöntemi. Yani yerine koyma yöntemi nedir hocam? Şöyle. Sen şimdi burada duygulandırma kelimesini bunun yerine koyabiliyor musun hocam? Şiirin dokunduğunu yani şiirin onu duygulandırdığını diyebiliyorsun. Bu konuya dokunduklarını, bu konuya değindiklerini diyebilir misin hocam? Bu konuya değiniyorlar, bu konuya dokunuyorlar diyebiliyorsun. İşte buna benzer yerine koyma yöntemiyle de ilerleyeceğiz. Veyahut da bak bu da çok zor bir soruydu. Ben bu soruyu hatırlıyorum. 2018'de sormuşlardı. Suya yazı yazmak. Allah Allah. Suya yazı yazabilir miyiz Songuç'cum? Yazamayız. Nasıl yazacağız? O zaman ne demek istiyor bu bak? Yine... Ebru'nun sanatı var gerçi hocam. Ama orada resim çiziyor. Yazı da yazmıyor yine bak. Yine soyut bir ifade var. Bunu somutlaştırmamızı istiyor esasında bak. Soyut anlam, somut anlam nedir diye sormuyor. Ya da nicel nitel nedir diye sormuyor. Ya da yansıma sözcükleri söyleyiniz. Mecaz anlamlı falan diye. Böyle bir şey sormuyor. Sorduğu şey şu. Suya yazı yazmak. Ben şimdi suyun üzerine bak şurada çay var. Bunun üzerine yazı yazmaya çalışsam yazamam. Domates çayı mı hocam bu? Domates değil. Bu çilek çayı. Çilek özel var. Yazı özel hazırlandı. Teşekkür ederim. Şimdi bunun üzerine yazı yazmaya çalışsam yazamam. Soyut yazamam. Niye? Çünkü imkansız. Yani boşuna uğraşmış olurum. İşte burada da imkansızı yapmaya çalışmak ya da boş yere uğraşmak anlamına gelecek. Değilsin. Boş yere uğraşmak mesela suya yazı yazmak büyük çaba gerektirmiyor bak. Suya yazı yazmak büyük çaba gerektirmiyor. Burada söylediği şey boş yere uğraşmak. Çünkü sen büyük çaba gerektirse bile suya yazı yazamazsın. Bak buradaki çeldirici görüyor musun? Büyük çaba gerektiriyor. O zaman ben yazabilirim. Hayır. Mesela LGS'de başarılı olmak bir çaba gerektiriyor. LGS matematikte full yapmak büyük çaba gerektiriyor. Yazı şey yapmak gerekiyor. Harcamak gerekiyor. Evet ama suya yazı yazmak böyle bir şey değil. Suya yazı yazmak boş yere uğraşmak. Yazı yazamazsın suya. Su hep dağıtır bunu. Dolayısıyla burada bu kelimeyi soyuttan somuta geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bütün LGS sözcüğü anlam sorularına baktık. Bitti şimdi, mi hocam? Evet bitti. Şu anda şu kavramların üzerine harika. Geçelim. Sonrası ödevimizi vereceğiz ve çayınızı sıcak mı içersiniz? Bak burada çayımız geldi tamam. Çayınızı sıcak mı içersiniz? Bize sıcak davran. Şimdi Tonguç'um buradaki sıcak gerçek anlamlı. Niye? Çünkü bak dokunuyoruz böyle. Aa elim yandı sıcak. O zaman biz buna gerçek diyoruz. Ve aynı zamanda bu somut bir anlam da katıyor bize. Somut hocam çok anlamda. Sıcak bir anlatışınız var. Ha, bu işte mecaz. Senin beynim sözün... yandı. Evet. Ha, beynin... beynin gerçekten yanmıyor yani itfaiye çağırmaya gerek yok. Burada kafandan dumanlar çıkıyor desem bile, beynim yandı desem bile anlatılan şey mecazi bir şey. Dolayısıyla bize sıcak davrandı mecaz anlamda oluyor. Veyahut da soyut bir ifade katmış oluyor. Sen burada şunu sorabilir sana. Belki gerçek mecaz sormaz ama sıcak kelimesi hangisine daha farklı bir anlam katmıştır der. Sen burada sıcağın aynı çayın sıcak olması, havanın sıcak olması gibi anlam kattığını ama buradaki sıcağın ise mecazi ya da hocam işte beynim yandık gibi bir ifade olduğunu görmen lazım.
Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Mesela bu oyun 3 perden oluşuyor. Bu bir tiyatro terimi. Fen dersine hücre konusunu işledik. Bu bir fen terimi. Üstlü sayılardan sınavda çok soru gelir. Bu mesela bir hangi ders üstlü sayılar, hangi ders? Üstlü sayılar Japonca dersi hocam. Japonca dersi evet. Ne Japonca sayılar, matematik dersi. Üstlü sayılar gerçekten önemli. Terim anlamı kattığını bilmemiz gerekiyor ama hiç sormamışlar. Bak bu bilmemiz gerekiyor. Sormuşlar mı? Sormamışlar. Sadece bilmemiz gerekiyor. Bunu sadece söylüyoruz. Geldik buraya mesela. Hemen şu sayfayı alalım. Sayfalarda gerçekten. Odanız çok geniş. Bak buradaki yine gerçek anlamda ve aynı zamanda nicel anlamda. Yani nicelik bildiriyor. Ölçebiliyorsun. Nice nice yıllar ne demek? Çok çok yıllar demek. Geniş bir insandır o dediğimizde ise bu mecaz anlamda ve nitel bir anlam katıyor. Yani geniş bir insandır o. Yani her şey rahat takmaz kafasını ya. Aman salla der. Relax yani. Geniş bir insandır o. Ya da soğuk sıcak karşı anlamda. Bunu biliyoruz kardeşim. Zıt anlam. Ak beyaz bunlar eş anlamda. Yazılışları farklı, anlamlar aynı. Çay ve çay. Bak buradaki çay içtiğimiz çay. Yani şu çay. Bu çay ise akan ırmak olan çay. Bunlar yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı olan sözcükler. Kedinin miyavlaması ya da topun patlaması ya da babamın hırlaması ya da kuşların ötmesi. Bunlardan sence sana zor bir soru soruyorum. Bunlardan sence hangisi hangisi sence yansıma sözcük değil, doğada duyduğumuz bir ses değil sence? Doğada duyduğumuz, hocam ben evimin doğasında horlamayı sürekli duyuyorum. Çok güzel, tamam. Miyavlamayı sürekli duyuyorum, kediler var. Çok doğada duymuyorum hocam bunu. Top pat diyebiliyorum. Kuşları da doğada duyuyorum. Ha bak, gerçekten kafa karışır bir soru. Şimdi bak, miyav duyuyoruz. Top pat diye ses çıkarır. Babam diye ses çıkarır ama kuşlar öt öt diye ses çıkarmıyor. Dolayısıyla bu yansıma sözcükleri bak. Bunlar yansıma sözcük. Öt öt diye ses çıkar. Cik cik diye ses çıkarıyor. Bunlar yansıma sözcük Tonguç evladım benim. Bu ise yansıma sözcük. Vay bayağı zormuş. Zor bir soru. Yani kuşlar cik cik eder. Halbuki kuşlar cıvıldar. Cik cikliyordu deseydi. Evet cik cikliyordu deseydi o zaman yansıma sözcük olurdu. Buna benzer trikler, buna benzer şeylere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapalım. Güzel başlangıç yapmış olduk. Ve LGS'de bunu da full yapacağız. Hadi bakalım yarın görüşmek üzere. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.